Bu günah kolektif diye bizimdi. Yani devlet, dünya, sistem ne bileyim ne. İnsanlığın mesul oldu. Yani bunu biz fikirleşmişiz. Torpağı satmağı biz fikirleşmişiz pulla. Ne kadar garip. Yani torpağı üstünde bir tane ağacı kes, ondan kağız düzel, sonra onu sat. O kağızdan o arazini satırsan. Onu biz fikirleşmişiz. Başkası yok. Onlar hamısı buradadır. Hamısı içeride değil. Ben bir gün bu nifrəti keşfedim özümde. Nifrəti ve gazabı. Nifrət, qəzəb qarışığı o his ki, hansı ki insanları öldürən. Ben onda gördüm ki, bu İsa Məsih'i çarmıha çəkən məndən fərqli adam değildi. Normalde deyilsin ki, bu kim eləyər bunu da? Yani, o böyle gözəl insanı çəkib. Kim belə öldürər? O məndən fərqli bir adam değildi. Onda da eyni şeyler var idi hisslər. Sadəcə onda belki biraz volümü çox olub. O an, o artı onu hərəkətə keçirib. Yani bakanda herkese bu bütün bu koleksiya hamıda var. Bazılarında biraz, bazılarında daha çok. Ona göre artık ondan sonra ben özümü başkasından daha yaxşı hesap edemedim. Kimin daha yaxşı adamım? Değilim. Hiç kimin daha yaxşı adam değilim. Ha, bu insanı çok rahatlaştırır aslında. Yaxşı adam hemşire konfliktle yaşayır. Hayatında konfliktler çok olur. Çünkü hemşire mükayese edilir, hemşire daha yaxşı olmalıdır. Bu cür olanda sen görürsen ki biz bu insanların hamımız eyni qayıqdayıq. Ve bu adamı rahatlaştırırsa insanları anlamaya başlayırsan. Bir defa dayanacakta avtobus gözlürdüm. Ve soyuqda hamı dayanıb, oradan ışık yanır yukarıdan küçədən, ne bileyim, avtobus gelecek. Ve ben baktım ki, hamı yanıb avtobus gözlüyor, hamı. Heç kim heç yere gedə bilmir. Hamı yanıb avtobusu gözlüyor orada. Ve mənə çok şirin geldi o adamlar hamısı. Hamımızı bir şey birleştirirdi orada. Hamımız eyni yerdeyiz. Hamımız eyni şey gözlüyoruz. Ve hiçbirimizin başka bir seçimi de yoktu. Avtobusu gelecek, ona binməliyik yalnız. Ve o adamdan öyle bir ki, benim aile üzvlerim oldular. O kadar yakınlık hissedirsen. Bu her bir şeyle baş verir. Bu bütün bu hadiselerle, insanlarla biz birliği tecrübe edebiliriz. Onda işimiz daha rahat olur.